Ama taburcu olursan aşkımız biter. Hala devam ediyor mu bu dizi? Ben her şeyi düşündüm. Doktorluk yapmak zorunda değilsin sen. Ama Leyla. Şimdiye kadar sana söylemedim. Ama ben çok zenginim. Hem de öyle böyle değil. Seni bu hastane köşelerinden kurtaracağım. Vay be. Şöyle bir kadın bulamadın kendini. Sen kimsin? Sen benim sevdiğim kadın olamazsın. Leyla'm bana böyle şeyler söylemezdi. O yatakta yatan benim hain ikizim aile aşkı. Yok artık. Hocam. Biliyordum. Aşkınıza inanmadı. Beni param için sevdiğini söyledi. Ve böyle çirkin bir oyun oynadı sana. Evet ama şimdi çok pişmanım. Sizinki hakiki bir aşkmış. Keşke biri de beni böyle sevse. Doktor, şu dizi reyting almaz mı be? Alır tabii, adamlar yazıyor. Kimler yazıyor hocam? Ekip herhalde. Evet, Memoli Bey. Ne cevherler buldunuz bakalım idrarda? Böbrekteki sorun akut interstisyal nefrit. Kötü bir şey mi? Bir şey soracağım. Böbreği iflasın eşiğine getiren şey antibiyotikler değilmiş. Nasıl anladınız bunu? Siz de benim teorimi çürütmekle uğraşacağınız yerde gidip hastayı ziyaret etseydiniz... Siz de anlardınız. Hastayı ziyaret mi ettiniz? Herhalde. Gittim. Ellerini tuttum. Çocukcağız şu dünyada bir başına olduğunu zannetmesin istedim. Ben gidip gördüm hastayı. Ama hastanın durumu daha iyi. Yani neymiş? Tedavi işe yarıyormuş. Neymiş? Ben haklıyım, sen haksızsın. Hastanın iyi olduğuna sevindim. Yani şu kendini beğenmiş halin var ya senin. Seni o kadar hoş bir insan yapıyor ki. Değil mi? Değil mi? Eksik olma. Ya saçıma röfle yaptıracaktım ya kendimi beğenecektim. Şu dünyada hoş biri olmak için iki şıkkım vardı. Kendimi beğenmeyi seçtim. Daha kolay, daha ucuz. Ya birader, tatlı dile inanmıyorsun, anladık. Ama niye gidip arı kovanına çomak sokuyorsun? İşe yarıyor mu? Arılarda işe yaramıyor ama doktorlarda yarıyor. Ne yapacaktım? Ha? Karşıma alacaktım çocuğu. Memoli, yani sağlam bir tahminde bulundun. İyi denemeydi ama ne yazık ki bizim vakamıza uymadı mı diyecektim. Ne yapardı böyle yapsaydım sence? Bilmiyorum. Ama en azından eve gittiğinde kendini işe yaramaz bir insan gibi hissetmeyecektim. Ben de tam olarak bunu söylemek istiyorum. Ne söylüyorsun ya? Eve gittiğinde işe yaramaz bir insan gibi mi hissetsin istiyorsun kendini? Eve gitmesini istemiyorum. Merhabalar. Merhabalar doktor bey. Öksürük devam ediyor ha? Biraz. Ama çok daha iyi hissediyorum. Ateşi düştü. O derisindeki kırmızılıklar da azaldı. Anladım. Kötü bir şey yok, değil mi? Yok. Birkaç test daha yapacağız ama endişelenecek bir şey yok. TSH, T3 ve T4 raporları çıktı. Hastada hipotiroidi yok. Vay be. Hastanın durumu da iyiye gidiyor. Yani testlere mi güvenmesek acaba? Hocam. Eğer ben haklıysam, yani bu bir viral enfeksiyonsa, önümüzde iki tane seçenek var, mecbur. Ya hastanın bağışıklık sistemi virüsü yenecek ya da hasta ölecek. Bak. Bak nasıl inatçı. Beni karıştırmayın, çok işim var. Ayrıca hastanın durumunun iyiye gitmesi sizin haklı olduğunuzu göstermiyor. Hastanın durumunun iyiye gittiğini gösteriyor. Yani iki tane hastalık aynı anda olamaz hocam, olmaz yani. Aslında ben o inatçı Laz kızını alacaktım işe. Ayakkabıları kötüydü ama...
Anlamadım. Boş ver. Sen devam et. Ayrıca eğer ben haklıysam, verdiğiniz antibiyotikler karaciğer ve böbreğe zarar vererek hastanın virüsle savaşmasını engelleyecek. Yani hasta bunun sonucunda ölebilir. Daha ne diyeyim? Aman. Ağzından yel alsın. Bak bunu istemeyiz değil mi? Olmaz. Ne yapsak? İddiaya mı girsek acaba? 100 lirasına. 200. Ha? 500. Ha? Az mı geldi? Ha sen kırışmak istiyorsun. Odanda iddiaya giriyoruz diye komisyon istiyorsun. Öyle mi? Ciddi olmadığını düşünüyorum. Ya Allah. Sonuç olarak 2 seçenek var. Öyle değil mi? Önümüzde ya yaşayacak ya ölecek. Tabii. Bakmayın öyle canım. Allah. Hepimizin başına gelebilir. Sonuçta benim de başıma gelecek. Senin de hepimiz değil mi? Bugün varız, yarın yokuz. İyi hadi tamam. Git lökosit sayımı yap. Senin dediğin gibi virüs varsa lökositin fırlamış olması lazım. Çok kolay gelsin. Yani şurada kısa günün kârı 250'şer lira kırışacaktık. Ha? Eline taş koyacaksın. Şimdi terle dur. Neymiş para kazanacağız. Klimalarda çalışmıyor. Çevirirsin onu, tamam mı? Çeviririm. Kaan bir iyileşsin, onu hemen eve götüreceğim. Artık izin mi alacak, ne yapacaksa. Ama bir süre ben bakacağım oğluma. Tamam Selma'cığım, konuşuruz. Hele bir çocuğumuz bir iyileşsin, lütfen. Hem artık o çocuk değil. Ay lütfen sen de başlama ya. Evet çocuk değil ama evlenecek yaşta hiç değil. Baba. Defne nerede? Oğlum dışarı çıktı hava almaya. Bir şey isteyecektim. Bir şey isterse bize söyler herhalde. Düne kadar Defne mi vardı? Anne lütfen. Defne benim hayatımın çok önemli bir parçası artık. Bunu bir an önce kabul etsen iyi olacak. Kabul etmezsek ne olacak oğlum? Yani bizi ezip geçecek misin? İyi misin? Bir şey mi oldu? Hayır canım. Bir şey olmadı. Ne o? Lökositler yükselmedi galiba. Hayır, ikimiz de yanılmışız. Lökosit sayısı düşmüş. Düşmeye de devam ediyor. Hastayı acil izole etmemiz lazım. Bağışıklık sistemi çökmek üzere. Kaan'cığım kalkalım. Yavaş. Maskeni ve önlüğünü de çıkarmamız lazım. Birazdan kulaklarını tıka istersen çünkü burası çok gürültülü olacak. Sebebini bilmediğimiz bir şey Kaan'ın bağışıklık sistemini çökertti. Lökositleri çok düşük durumda. Vücudu enfeksiyonla mücadele edecek durumda değil. Yani ufak bir sorun bile bizim için büyük bir risk demek. Anlamadım, ne demek bu? Basit bir nezle bile onu öldürebilir. Kaan'cığım şimdi leğen kemiğine bir iğne batırıp kemik iliği örneği alacağım. O kadar da acımadı. Bu anesteziydi. Biyopsi iğnesi biraz daha büyük. Derin bir nefes al. Bu biraz acıyacak. Ben o sırada sana ne yapacağımızı anlatayım. Bu aldığımız kemik iliği örneğini mikroskopta inceleyeceğiz. Lökositlerinin neden bu kadar düştüğünü anlayacağız. Ya bir virüs enfeksiyonu ya da fibrozis. Yani cevaba bir adım daha yaklaşacağız. Ya bir cevap bulamazsanız? Her şeyin bir cevabı vardır. Sonsuza kadar burada kalamam ben. Dur ne yapıyorsun? Bunu alacaksın. Yanlış ilacı aldın.
Bu arada bir iyilik yap, bunları tok karnına iç. İki ay sonra midem diye gelme bana. Çocuk, bize geldiğinde... Anemnezi sen aldın, 100.000 tane semptom vardı da ilk şikayeti neydi? Öksürük. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.